gidelim. Nesrin Nanslı aslında bir korona gündemini ve biraz da tabii ki elbette eski siyasetçi olarak, e, eski vekil olarak siyaseti de konuşacaktık ama kendisi ekonomi, e, iktisatçı. Dolayısıyla önce buradan başlayalım. E, Nesrin Nanslı size göre Türkiye hakikaten e, türbülansta mı? Yani... Türbülans bayağı üstelik de hissedilir derecede bir sıkıntı yaratıyor. Öyle anlaşılıyor. Siz bu son verileri, son durumu nasıl yorumluyorsunuz? Ben ses alamıyorum yalnız. Öyle mi? Arkadaşlar bir baksınlar bakayım. Ha şimdi e, duyuyorum. Şimdi tamam şimdi şöyle e, tekrar sorayım. Son Bu, Son veriler vesaire ekonomiden başlayalım. Koronadaki o feryadınızı birazdan alacağım ama bir ekonomiden başlayın lütfen. E, son veriler çok fena, türbülans da izledi. E, Mustafa Sönmez siz nasıl yorumluyorsunuz? E, aslında doğrudan ekonomiden girmek yerine bütün sorunları belki de yaratan temel meseleye bir bakmak lazım. Biliyorsunuz işte Amerika ile olan ilişkilerden tutun korona süresince alınması gereken ama alınmamakta direnen önlemlere ve AK Parti ve AK Parti yandaşlarıyla Sıradan yurttaşlar arasındaki o eşitsiz uygulamalara, işte İstanbul Sözleşmesinden çekilmeden tutun, onlarca örneğe kadar. Aslında dün de Erdoğan önemli bir şey söyledi. Dedi ki 128 milyar dolar nerede demek? Aslında hukuki olarak suçtur dedi. Bunu suç ilan etmesine kadar. Hep hepsi aslında bizim e, yüz yüze olduğumuz siyasi rejimin aslında hepimizin önceden bildiği, söylediği, uyardığı sonuçlarıdır. Bakın kurulan bu rejim aslında bütün tek kişide toplanan yetkiler ve o tek kişinin hesap verme mekanizmalarını tümüyle ortadan kaldırarak yurttaş cumhuriyet bağını, koparmış olan bir sistemdi. İşte geçerlerde Mehmet Uçum bunu modüler sistem olduğu için çok esnek ve zamana göre hızla ayarlanabilir bir sistem olarak tarif etti. Onların modüler demekteki kastı aslında şu, yurttaşın istediğimiz zaman herhangi bir hakkını yok sayabiliriz. Bütün haklarından yurttaşı soyabiliriz. Bu işte kamu kaynakları nereye kullanıldı demekten, yaş yaşam hakkından, temel insan haklarına kadar olan tüm haklarından soymak yurttaşı ve bunu yaparken de işte çeşitli defalarca önümüze sürdükleri milli, gayrimilli değerler ya da beka ya da terör ya da ülkenin işte geleceği gibi güvenliği gibi bir takım gerekçelerle bunu meşrulaştırarak ve doğrudan doğruya e, siyasi sorumluluğu olan Kişiye hesap sorulmasını önleyecek mekanizmaları kurup önümüze Türk Ceza Kanunu'nun işte hepimizin yönelik olarak bir tehdit gibi sallandığı 299'u 216'yı bizim önümüze koymak ve sürmek. Yani temel mesele bu aslında bütün Hı -hı. olaylar birbirinin e, bir parçası hiçbirini diğerinden ayrı ve bütün bunları da. Bu sistem değişikliğinden farklı düşünemeyiz çünkü bakın buradaki temel mesele şudur yani siyasal sorumluluk aslında bizim bugün Dinçer Demirkent de çok güzel yazmış Türkiye'nin yeni rejiminin cumhuriyet karşıtı niteliğini diyor en çarpıcı biçimde gösteren anayasal kavram siyasal sorumluluk kavramıdır diyor. Şimdi burada yapılan şey bütün siyasal sorumluluğu arındırılmış, hesap sorulamayan bir şey yaratmak. Ee, bir 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 yapı yaratmak. Bunu yaparken de aslında siyaset bilimciler bu yeni sistemi yeni patrimonyal sultanizm diye tarif ediyorlar. Sultana hesap soramıyorsunuz. Şimdi sultana e, hesap bakın, vermiyor. E, Bizim yüz yüze olduğumuz Ayşe Yüz yüze olduğumuz neslin, mesele bu. Evet. Şimdi bakın sultana sizin ifadenizle hesap soramıyorsunuz. Hesap vermesi gerekenlere de kendisinden başka diyelim ya da işte birkaç kişiden başka o da hesap sormuyor. Şimdi mesela Ruhsar Pekcan meselesi oradaki e, mesele o kadar bariz ve o kadar e, tuhaftı ki ne dedi Ruhsar Pekcan ortaya çıkınca e, aile şirketinin kendi bakanlığına dezenfektan sattığını e, sattı ortaya çıkınca. E, tamam dedi, bakanlık aldı ama dedi, sorun nasıl aldı? Ucuza aldık dedi. Şimdi e, belgesi Oda TV'de yayınlandı. E, Sözcü de bunu e, böyle e, bugün büyüterek vermiş. E, Dezenfektan aslında bakanlığa daha pahalıya satılmış. Hani daha ucuza falanı bırakın, daha pahalıya satılmış. Şimdi orada mesela istifasını... E, Beklemedi. Yani istifa et diyebilirdi. Bir tür onur kurtarma adına istifa etmesini sağlayabilirdi Erdoğan. Hayır görevden aldı. Tamam görevden aldı ve böylece aslında e, kimi bunu yolsuzluk der, kimi etik dışı der, ne der bilmiyorum ama bir ortada sorun, hata, yanlış olduğu açıklanmış oldu resmen. Bunun hesabı ama sorulmayacak. Hatta bir izleyici demiş ki e, konsolos bile olabilir yakında demiş. E, mesela eee bu neyi anlatıyor bize? Yani siz başkanın eski ya da yeni adamıysanız yolunuz her daim açık olur. Meselesi mi? Dolayısıyla hani hepimiz günün birinde biat etmek zorunda mı kalacağız? Ne anlatıyor? Tam da onu anlatıyor aslında. Yani Ruslar, Ruslar pek canın yaptığı işte hata olduğunu kabullenmiş falan diyoruz ama yani ortada bir ihale kanunu var ve ihale kanununda çok açık bir madde var zaten. Yani doğrudan doğruya bu yapılan suç yani e, bu kararı veren, bu ihale kararını veren yetkili kişinin üçüncü derece yakınlarının herhangi bir ihaleye girmesini yasaklayan bir madde var. Buna rağmen açık bir suç bu. Ama buradaki mesele o değil. Erdoğan diyor ki işte bakın görevden aldım diyor. Görevden aldım derken aslında siyasi olarak kendisinin sorumluluğunu bir şekilde ortadan kaldırıyor. Yani bu kurulan sistemde bir tane siyasi sorumlu var. O siyasi sorumlu doğrudan doğruya cumhurbaşkanının kendisidir. O bakanları atayan odur. O bakanların hesap vermesi gereken yer odur. Eski sistem gibi değil bu. Eski sistemde bakanlar yasamaya karşı sorumluydular. Eski sistemde bakanlar yasamaya hesap verme vermek yani zorunda oldular. ...yokları gibi tabii meclise... ...aynı zamanda yargıya... ...yargı yoluna çıktı... Tabii. ...şimdiki sistemde böyle bir şey yok... ...şimdiki sistemde bir tek yere... ...hesap bekle ...yükümlüler o da Cumhurbaşkanı'na karşı... ...demek ki bu şu demektir... ...bunun siyasi sorumluluğu... ...Cumhurbaşkanı üzerinde... ...Cumhurbaşkanı bu görevden almayla... ...aslında bize şunu söylüyor... ...aldım görevden bitti... ...bu işin artık arkasını kurcalamayın... ...yani bu iş bitti... Ee, şey çözümü yapıldı. Ha diyeceksiniz ki siyasi olarak bundan işte kendisine bir şey gelmesini önleyecek adımları aa, attı olabilir. Yani bu 128 milyar dolarda da öyle. Yani biz 128 milyar dolarla ilgili işte aha, Merkez Bankası başkanına soruyoruz. İşte ilgili bakana soruyoruz. Hayır. Bütün bunlarda Tek bir siyasi sorumlu var. Zaten o siyasi sorumlu o kişi olduğu için Cumhuriyet savcıları büyük bir telaşla ve büyük bir kaygıyla harekete geçtiler ve o pankartları indirdiler. Mesele o siyasi sorumluluğun nereye ulaştığının e, şey yapılmamasıydı. Yani Mesela... kamu, kamuoyunda evet. yerleşip böyle bir alışkanlığa yol açmamasıydı. 128 milyar dolara çok fazla değil çok konuşuldu ama birkaç temel başlıkla Mustafa Sönmez'e de soracağım gireriz ama önce bir fotoğraf getireyim ekrana hani tamamen tesadüf günün neşesi olarak bakabilirsiniz iki forma yan yana bir görelim.